İlk yılda mavuz okula kalamız. Dolzab, savallı bu koyan bu ise. Savallı cevap kalamız. Uzun mavuzumuz dolzab mavuzulardan. Yani hazır gününde halkımızı içi de türlü ihtilaflarga sebep buluyetken masalalarını kurtarıyetken yoşlar. Ularga karşı, yani karşı degen de öyle düşman keyfiyeti demez. Ularını bizge kılıyetken hücumüge kanday müdafaa usulleri doğrusudur. O adatta bunu okşagen yani vaziyetlerge ilim bilen cevap verirlerdi. Başka yol yok. Ularının cim otur, gapırma, saval verme bilen toktatı bu meyli. Hazır vaziyet şu. İlim bilen cevap verişimiz gerek. Ozu tarihten Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerden organilgen sıfatlar malum. Uşu sıfatlarını daim organı barışımız gerek. Kandey halette adam ahli bid'atlarga koşulup kaladı. Yani ahli sünne vel cemaage karşı muhalif olup kaladı. Onun muhalifliğini kayırdan bilemiz. Bu saval muhum saval. Bilsek yani keserini aslını topsa muallaca asan buladı. Diagnoz doğru koyulsa, teşhis doğru koyulsa, dava doğru buladı. Teşhis doğru koyuşta elbette ideolojik, ilmi asaske urgu veriş gerek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sa'id el-Hudri'nin rivayetleri de Abdullah ibn Zulhuvaysiralik bir adam taksimatta özüge taksim tegme geldiği için hangi vermedi degen gapni gapirmasdan nima degen ya dil ya Muhammed degen Resulullah'ını ayıplab koyu koyu ben gelin vereyim diye iş gerekti o özü ona kadar demeyken adalat kılayım degen hatta bazı rivayette ittaqillah özü i'dilini tegide ittaqillah var adalat kıl degeni Allah'dan kork degeni değil mi Resulullah ki Allah'tan kork diyebdi. Şu derecedeki adam. Demek şahsi manfaat için hareket kıyan o adam. Bana şu üslup. Üslubunun başlanışı şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten bu gapni gapiradigan adamın sıfatları malum. Yani örgenseyiz, fikirlab görseyiz o adamın aklı pas. Aklı sağlam adam Resulullah'a adalet kıl demeydi. Bir haya, hayali adam bu gapni gapirmeydi. Adapsız, adapli adam bu gapni gapirmeydi. Şahsi manfaat, parvar, yani başkanın manfaatını oylagan bu gapni gapirmeydi. Cahil, mutaassib ve özüge bina koygan. Çünkü adaletini talep kılıyordu. Hak parvar, bina koymasa kanak bu gapirmeydi. Bana şu sıfatlar, uşu adamda tamamıyla mücessem idi. Bazı muhaddisler aytadı, o münafık bugün. O aslı münafıkıdır o. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a özünü imanlı kılıp kursatken için indemezdiler. Hazreti Umar radıyallahu anh'a aytardılar ki, demek ki münafıklarını öldürmeyen Peygamber aleyhissalam diye soru verirken Hazreti Umar'a. Şimdi özünün sahabalarını öldürüyüp dediğin gap tarqaydı taşkarıyı. Siyasi manada bunge etibarlı geldiler. Bu gaplardan bizge ne veredi? Yani ilmi farosat beradi. Vaziyatga qarab ish tutishlik Peygamber aleyhissalatu vesselamning sünnetleri. Farosat Rasulullohning sünnetleri. Peygamber aleyhissalomning sünnetleri. Atrofdagilarning gap so'ziga e'tibor qilib indamaganlar ba'zi narsalarga. Demak. Va Xolid ibn Valid boshqa rivoyatda Umar radıyallahu anhu kılıçlarını çıkarıp çapmakçı buldular her gün. Tegme dediler, kıyamet yakın bunun avlatları çıkadı. Şunu avlatlardan, şuna adamlar çıkadı dediler. Yahurucu kavmun, yahurucu kelimesinden havariç. Namı bittesi şu. Yemriquna mineddini kema yemruqu sahmu miner ramiyye. Bundan marikun nomi ularni. Dindan kamonning o'qi o'ljadan teshib chiqib ketgandek chiqib ketishadi. Marikun.
Malikullar. Va ana shu sifatlarni sifatlaganlarida hozirgi kunda imomlarga muxolif bo'lib olgan, o'ziga o'zi, ya'ni men xohlagan joyda haq bo'lish kerak degan tabiatdagi odamlarning hammasi hadis sharifda oshkor zikr qilingan. Hammasi. Ular shunaqa tabiatli odamlar. Men xohlagan narsa haq bo'lish kerak. Sen aytgan narsa emas. Ya'ni haq men xohlagan joyda bo'lish kerak, sen shuni gapirib berishing kerak. Taktika, teoriya, fikr, dunyo qarash shu. To'xta, boshqa gapam bo'lishi mumkinmi? Masalan, haq sen aytgan joyda emas, boshqa joyda bo'lishi mumkinmi? Va men o'sha sen ko'rmagan joydagi haqni haq deb aytishim mumkinmi? Va sen o'sha sen o'ylayotgan haqdan haq emasligini bilib, asl haqqa ergashliging lozimmi? Desangiz yo'q, bular javob yo'q. Barcha ixtiloflarning tagini ko'rsangiz, faqat shu. Men xohlagan joyda haq bo'lish kerak. Men shu Sodiq Samarqandini eshityapmanmi? Ha, demak shu haq bo'lish kerak bo'ldi. Imomlarning hammasi saroy mulla bo'lish kerak. Nimaga? Sen o'sha Sodiq Samarqandini eshitganing uchunmi? Uni ilmiy faoliyatini, ilmiy bahsini o'tirib gaplashsang, senga islomga, musulmonlarga zarar bo'lsa-chi? Ya farqi yo'q, men shu tashqarida yuribdimmi? Ha, demak shu haq. Nimaga? Chunki men ham tashqarida yuribman-da. Mana mana shunaqangi taktikalar, ya'ni mana shunga o'xshagan mantiqiy zaiflik bor. O'shalarni bilishimiz kerak va bahs mobaynida shularni e'tiborga olib gaplashishimiz kerak. Odatda gaplashasiz-ku, masalan, rus bo'lsa, rusni e'tiborga olasizmi? Olasiz, rusiy faoliyatini e'tiborga olasiz, tilini, lug'atini e'tiborga olasiz, uning an'analarini e'tiborga olasiz, o'shanga qarab gaplashasiz. Turk bo'lsa, turkni an'anasini e'tiborga qarab gaplashasiz. O'shunaqa tushunchadagi odamning tabiati, madaniyati shu. Boshlanishi shu edi. Zulhuvaysiylikning tabiatini ko'rdinglar. Nima xayoldan o'tgan ekan Rasulullohga adolat qil deganda. Sallallohu alayhi vasallam. Voy haq dedilar. Xolinga voy bo'lsin ey dedilar. Man ya'dil ida lam a'dil dedilar. Man adolat qilmasam kim adolat qiladi dedilar. Adolatni mezoni mamku dedilar. Ulamolarga haqni gapi deyapti. Shu ulamolar haqni gapirmasa kim gapiradi? Shular gapiryapti axir. Avtorskiy prava, mualliflik huquqi to'g'risida Hazrat rahimahulloh mualliflik huquqini yozardilar ki kitobda shar'an joiz emas deb bahs qilardan odamlar ba'zilar. O'shanda bittasi aytuvdi Hazratga. Haqni yashiryapsizlar. Mualliflik huquqi bilan haqni yashiryapsizlar deyapti. Hazrat aytayaptilar ki, şu kitoblarni chiqarishimiz haqni tarqatishimiz emasmi? Jumlani o'zida turibdi javobi. O'zi sanday qanaqa haqni chiqarsan ham, yoz, o'zing ozgina tekinga tarqat. Buni qancha xarajat bilan, qancha qiyinchiliklar bilan kitob qilib chiqarsak, kitobning narxi masalan 10 mingga aylansa, sotib endi bu bechora kechalari bilan ko'zini nurini sarflagan, hayotini sarflagan, xalqqa yetib borsa ozgina pul bo'lsa, qarz havolalarini yopib, yana shu kitobga saflaydi. Bu odamlar maishat paras odamlar emas. Deb turaman desa, bir kitobchi keladi-da, 10 minglik kitobni o'zini kisira ko'pisida chiqaradi, 5 mingga aylanadi. Mana bu bechora 12 mingga sotish kerak edi. Bu 7 mingdan ko'chada turibdi kitob. Nima bo'ldi? Ahli ilmni tamomiy ishi farokanda bo'ldi. Endi kitob yozmaydi u. Shunaqa desalar, o'sha kitob turishlar aytadi, haqni bekitayapsiz. A chiqardim-ku mana haqni chiqarganim o'zi bekitmaganim-ku. Mana shu tabiat, ya'ni shaxsiy manfaat bor edi. Zulhuvaysiyralik tilloga ega bo'lmagan edi. U tilloni menga bermading deyish kerak edi. Menga ham bering yo Rasululloh deganda chiroyliroq bo'lardi. Arabi derdik hozir uni. Ajoyibda arablarni arabisi deb zikr qilardik. Hozir nima deymiz? U badbaxt Rasulullohga adolat qil deb sakradi. Xuddi shunaqa men gaplashib ko'rgan odamlarning, ya'ni shunaqangi toifalarning barchasi
biz kıptırgen işini bizge nimege kime yapsan deydi. Kıptırıp biz şunu. Sen etiyatken kepine kıptırıp biz. Korkasan sen deydi. Abdurrahman Muhtar Ali bop durup mu meydanda? Onun da karasayız Abdurrahman Şaşi. Yok. Kim korkadı? Kim korkadı? Korku yapken o ahir. Yani mutlaka tabiat düşünce dünya karası şu. Peygamber aleyhisselam o şey yaşı yaş buluşluğu, aklı zayıf buluşluğu bularını kiyin yakuluna min kavli hayrül beriyye diyorlar. Yani insaniyetinin en yakısının yapını yapıradı. Lekin amalda en yaman işini kılışadı. En yaman işini. Mesela montaj kılışıp siz aitmegen yapını ait kılıp mavzunu asıl mağzını uçurup taşıp koyanca oyunu tarkatıp bana bu adam şuna kadar deyip bizden hakarat kılı yaptı da hakaratını en yamanını yani koluya kural kütergen katullerge bizden hadaf kılışı yaptı. Bana bu maşına kanki hain bunu öldürün degen. Manada. Montaj kılışı yaptı da keyin biz ularga karşı bu kılıyetken işiler zanimning işi Kur'an-ı Kerim bunaka adamlarını zanim dege desek bu gapni bilgen bazıları kelip bizge sakre yaptı. Ha, nima gap bizni şanımızga yomon gapiryapsiz? Bizni şanımızchi? Bizchi? Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimizmi? Bizni nima desanglar bo'laverar ekanda, mayli, shaxsimizni nima desa men haliga qadar shaxsimizni himoya qilishlik tarafdori emasman. Imom Maturidiydik bizni ilmdagi, nasabdagi ajdodimizga tosh otsa otar ekanda, Imom Ash'arilarni adashgan der ekanda İmamlarımızın adaşken derken de biz onge indi cevap kaytarsak adapsız bularmışız. Bir adap koy bularmışız. Latayı var şuna kadar bir adap koy hakkıda. Koyu üçte ayağını bağlayıp boynuna bıçağını bit de tarsa koy pıtırçılar konserçatı varsa bir adap koy derken. Ama soyu yaptı onu pıtırçılar şey hakkı var mı ya bunu? Ben şaka bunu yaptı. İslam ümmetini, ahli sünneni suyuşke, ayağını bağlayıp boynuna bıçağı tartışı yaptı. Bir pıtırçılar koysa ki adapsız deyipti. Ama kadar can talibasası bizi ki yani. Bunlar şu demek. En yakışık yapını yapırışadı. Kur'an'dan yapırışadı. Yani Kur'an yapıradı, mana aitken de özünün yapını yapıradı. Hadis deydi, mana aitken de özünün yapını yapıradı. Özge kerek bugün. Her bir Kur'an'dan yapırgen kişi hak bola vermeydi. Tarih bunge guvah. Ali radıyallahu anhu'ya karşı çıkkallar Kur'an'dan yapırma gelmedi. Hak, her bir hak davasını kılgen adam hak bola vermeydi. Hakını talap kılgen adam. Her bitti hakını talap kılgen adam hak bola vermeydi. Musa aleyhissalatu vesselam'dan sigirini soyunlar degenlere de hak talap kılış mı gelmedi? El-ane ce'te bil-hak deyişken idi. Endi hak ne yapırdın deyişken idi. Ooo, kımmat baha sigirge eylenip etkendin ki. Endi bizge hakikisini yapırverdin deyişken idi. Demek o şey, mücadele meydanı da ularının tabiyyatlarını organışımız, bilişimiz ve o şenge yaraşa muvafık, münasip cevap verişimiz gerek. O şey münasip, muvafık cevap ki ilmi asosda bazamiz bo'lish kerak. Ayniqsa peshvo imomlarimiz. Sizlarni menimcha shuning uchun yig'ildi. Vaziyat qo'linglarda ko'p qavm bor. Aksariyati sizlarga ergashadi. 5-10 ta. Boring 3-4 foiz. Bu ham ko'p o'zi. 1-2 foiz odam tashvish tug'diradi. Ular ham aslida bizni o'zimizni aka-ukalarimiz. Asli tagini olsangiz özümüzü biraderlerimiz. Fakat ne oldu? Bagav aleyna. Bizge zulüm kılışı yaptı. Fakat ular, beçaralar özleri hoklamagan şekilde belki adaşı kirip gitip kılı yaptı. Ularını ham asılaşımız, ularge ham nisbeten yordan birişimiz kerek.
Mavzuga alakadar savollar var mı? Mavzuga alakadar nasıl savol var? Kav. Hazır ictimai tarmoqda bizim sahifamız var, haberimiz var. Şundan başka savollar çıxıb yaptı. Bazı birovlar men daxliyman. Mani qaytarishlik uchun nima tavsiya qilasiz? Lekin bitta narsani e'tibor berib qo'ying, men atest emasman, ya'ni mani haqorat qilib qo'ymang deb yozishyapti. Dahriylik bilan atestlikni farqi. Qanaqa bo'ladi ular? Bir go'r oq it, qora it baribir it deydi-yu. Ateist bu ajnabiycha lug'at. Teist degani Xudoni bor degan odamga teist deyiladi. A inkor artikli. A teist. Ateist degani Xudoni inkor qiluvchi degani. Dahri Qur'oni Karimda bor. La yuhrikuna illa dahr degan. Bizni faqat dahr o'ldiradi xolos. Ya'ni dahr degani dahri shu. Dahriyun zamon davomiy abadiy shu bizni o'ldiradi. Kelamiz, dunyoga ketamiz, mana shunaqa deydi. Buning ichida bir turli falsafasi bor. Undan tashqari teistlar ham bor. Teistlar kategoriyasi ham juda katta. Bu Yevropa istilohi. Yaratuvchini bor deyishlik hammasi teist deyiladi. Bu ma'noda musulmonlarni ham ular teist deydi. Teist bor, deist bor. Deist nima desa? Yaratuvchi bor u, yaratib qo'yib hech narsaga aralashmaydi deydi. Tashab qo'ygan, bu yog'i o'ziga to'g'radi deydi. A teist degani, demak ateist. Xudo yo'q degan. Birorta dinga ishonmayman degan odamlar. Bular Yevropaning siyosiy maqsadlariga qurbon bo'lgan odamlar. Bularni o'zlari o'qib o'rganib, ilmiy tahliliy harakatlardan kelib chiqqan fikr emas bularniki. Bular sof o'z muhitida diniy bilimdan, tarbiyadan uzoq qolib ketib, nimanidir alamida, nimanidir jazavasida shunga tushib qolgan odamlar. Gaplashib fikrlab ko'rsangiz, men ko'p gaplashaman bular bilan. Aksariyati shunaqa. Ba'zilari mantiqiy xatoga tushib qolgan. Mantiqiy defekt deydi ularda. Ya'ni bir joyda uzviy bog'liqlik uzilib qolgan. O'sha joydan sakrab o'tib ketgan. O'sha joyni keltirib qaytarib, mana bu joyni to'ldir desangiz, musulmonga aylanadi. Ya'ni aqli joyida bo'lsa, lekin iymon bir narsaga, ya'ni yaxshi e'tibor berish kerak. Iymon, iymon. Alloh subhanahu va taoloning ne'mati. Va u o'zi yaxshi ko'rganlarigagina, o'zi xohlaganlarigagina beradigan ne'mat. Uni xohishiga bandaning o'zida xohish bo'lish kerak. Bandaning xohishi, qalbidagi inobatini faqat va faqat Alloh biladi. Innalloha yahdi man anab. Inobat qilganni hidoyat qiladi. Inobat bo'lmasa, o'zida xohish bo'lmasa, o'zi shunga harakat qilmasa, Alloh majburlab uni hidoyatga chaqirmaydi. Hidoyat majburiy emaski. Majburiy emas. Faman kana falyu'min, faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xohlagan iymon keltirib, xohlagan kofir bo'lsin. Baribir Alloh o'zimga qaytarsan deydi. Alloh o'ziga qaytaradi. Agar bu Allohga ishonmayman men desa, osmonni tagidan, yerni ustidan chiqib ketsin. Tark qilsin bu xonani. Qani? Qila olmaydi buni. Endi aqli xushi joyida odam nima qilish kerak? Mantiqan qarash kerakdi. Shu koinotni ostida yashayapmanmi, shu yerni ustida yashayapmanmi? Buni yaratuvchisi bo'lish kerak. Va bu yaratuvchisining buyrug'iga amal qilishim kerak deydi. Alloh kim hidoyat qiladi xohlasa. Alloh hidoyat qilmasa ham birovga atchot topshirmaydi. Alloh taolo mas'ul zot emas. Biladi kimni hidoyat qilmasligini va bir odamni jinoyatiga yarasha jazolarkan qo'rqmaydi Alloh taolo. Wala yaqafu uqbaha. Oqibatidan qo'rqmaydi Alloh taolo. Biz qo'rqamiz-ku. Hozir shu meni so'kyapti. Hozir bit tursam uxlaydi. Lekin ertaga yozadi deysiz. To'g'rimi? Qo'rqasiz-da undan xavotir qilasiz.
Yoksa ne bo'ladi deysiz, fikr qilasiz. Banda ishi bu. Lekin Alloh taolo bir mahluqini azoblasa, qo'rqmaydi uni oqibatidan. Wala yakhafu uqbaha. Qo'rqmaydi undan. Uni jazolaydi va jazolasi adolat bo'ladi. Alloh taolo adolatni qoyim qiladi jazolayotganda. Banda e'tiroz qila olmaydi. Meni deydi, zulm bilan azoblayapti, deya olmaydi. Haqliman men deydi. Bundan undan ortig'iga ham loyiqman deydi. Masalakakum fi saqar? Sizlarni, ha? Saqarga nima olib keldi desa, qalu tan olishadi. Men biz hech narsa qilmagandik demaydi. Hozir hozirgi jamiyatda zonadagi odamlar bilan kitoblarni o'qing, gaplashgan bilan gaplashing, har qanaqa odamga nima qamalding, sen aybim yo'q deb meni deydi. Menga tuhmat qilishdi deydi. Hiç kim tanımaydı dünyada. Lekin kıyamet günü karayın. Mâ sallakakum fî sakar. Kalu. Lemnekü minel musallin. Bize aybimiz vardı. Namaz okumaya geldik. Ve lemnekü nut'imul miskin. Miskinlerini taamlandırmaya geldik. Ve künne nehudu ma'al khaidin. Biz başınakı oyun külgüye şongup gitgeller bilen birge yürü olup biz. Hatta atanel yakin. Ha, qiyomatni yolg'onga chiqarganchilardan bo'ldi. E'tirof qilyapti. Ha, haqlimiz degani. Haqlimiz shunga degani. Bizni boshqa ilojimiz yo'q, shuni noto'g'ri qilibmiz deydi. Menga bir dahriy savol, dahriy o'zi dahriymi yo'q bilmayman fikrida. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu joyda suhbatlashyapmiz, biz uyimizga keldi. Jannatga kirish to'g'risida, jahannamga kirish to'g'risida. Ben ettim, cennetke amelimiz kırtmaydı bizi. Çünkü az yine 60 yıl, 70 yıllık umur bilen abadi cennetini kana kap tasavvur kılalıyız. Siz dedim, imange kilseyizem, amel kılseyizem Allah'ın karşı kıpkoya mıyız? Siz şükür kılıçlıkta şükürünü ada kılamıyız. Demek ki? Çünkü şükür kıladigallerden kıpkoy geldiği uçunan şükür lazım. Yani şükürünü yem ada kıpkoy mıydıken? Vaziyetlerimiz. Kana kılıp kigen az yine amelimizge cennetini bir deyiş ki hakkımız var. Yok. Allah'ın fazlı bilen cennet kekiremiz. Az yine umurge ebedi cennet adalet bu miydi bu? Allah'ın fazlı boladı ki beledi. Desen o şu zaman soru verdim enge. Az yine umurge ebedi cehennem geçemiz ki dedi. O adalet mi dedi? Dedim ettim ki bunu mayetmeyen mi? Oramalar etken bunu. U cehennemde çıkan kafir abadi cehennemde çıkan. Akidesi abadi onu. Abadi küfürge, abadi şirkke akidesi var onu. Milyon yıl, milyard yıl abadi yaşasayam o cehennem işini kıla uğradı, şirke kete uğradı. Şunun için onun azabı abadi böyledi. Cennetteki abadi rahatan biz ne abadi itikadımızga bağlı. Murtad cennete kirmeydi. Demek ki şu, ateist dahrilerde fikri manada defekt var, aklıda defekt var. Ve özlerine ilimini nisbat verişeli. Bir cahide medik eken, medicine falları doktoru mu? Namzadı mı? Şuna kıyken kullas. Ancandı. Gördüğünüz gibi değil mi? Fanda bunda adıydı, dinde kanda adıydı değil mi? Ben ettim, din bilen fanla ajretmeyi. Yok, siz dinini yakışı bilesin de dedi. Fan niye mi sizden yakışı bilemem dedim. Onu ben fan doktorluğunu bilmiyim ama. Belki buluşu mümkün mü? Siz de fan niye mi sizden yakışı buluşu mümkün mü? Fan bilen din acıra mıydı? Din fanını bizden mesle miydi hiç kaçan? Fan milletke fayda mı? Urgen deydi. Yani fatva lacineleri var ki. Fatva lacineleri de mesela embriyonologiya sohasi da bir masala kelib tushdi. Misol uchun deylik, sun'iy bola paydo qilish. Savol. Hozir bo'lyapti. Tajribada bormi? Bor. Savol tushdi. Nima qilamiz desa, imom to'g'ridan-to'g'ri javob bera olmaydi buni, bermaydi. Nima qiladi? Ulamolar kengashini yig'adi, fatvo lajnalarini yig'adi. Lajnada bitta embriyonolog bo'ladi. Undan so'raladi. Mana shu masalaning qancha uslubi bor, qancha vaziyati bor, nima bo'ladi, jarayonini tushuntiring bizga. Uni tushuntiradi, taqdimotini beradi, taqdimotiga qarab
Ha, o'zining erini, o'zining ayoli bilan sun'iy urchitish joiz, qolgan hammasi joiz emas deydi. Ana, bunda fatvoga kimga suyanyapti? Fanga suyanyapti. Din fanni inkor qilmaydi. Dahriylar shunaqa fandan ko'p gapiravergan uchun fanni o'zicha egasi bo'lib olgan. Lekin men ko'rmadim hali. Bordim balki. Dahriylarni fanda ham o yutuqlarga erishganini biz bilan gaplashganlarimda. Bir kuni paypoqqa maxs tortishlik to'g'risidagi bahsni qilib turibman. Bitta dahri yozyapti. Sizlar paypoqqa maxs tortish haqida bahslashib o'tiraveringlar. Yevropa raketa uchiryapti osmonga dedi. Salom uchirmayapsan-ku dedim. Lekin sen o'sha tahorat haqida ham hali o'ylamayapsan. Biz tahorat haqida o'ylayapmiz hozir. Sen uchirganingda keyin gaplashamiz zar bo'ladi. Ular ham uchirayotgani yo'q axir. Dahriylar shunaqa go'yoki hamma narsani qoyil qilyapti. Lekin jamiyatga bir tiyinlik foydasi yo'q. Mana hozir qilish kerak, hozir. Fanga hozir juda muhtojmiz. Vodiyda svet yo'q, gaz yo'q. Nima qilish kerak? Fanga muhtojmiz hozir. Energiya oqib yotibdi butun dunyoda. Energiyani olib biz uni yo'naltirib xalqqa berishimiz kerak. Fan kerak, ilm kerak bunga. Solar City degan tizimi bor, bilasizlar? Amerikada. Elon Muskni proyekti. Solar City. Nima degani? Quyoshli shahar degani o'zi. Ya'ni uyingiz quyosh sistemasi bilan, mashinangiz quyosh sistemasi bilan, kompyuter, hamma narsangiz quyosh sistemasi bilan yuradi. Shaharcha qiladi, faqat quyosh sistemasi bilan. Yo'q, hech narsa yo'q, faqat uyni ham ro'qir beradi. Mashinangiz Tesla quyosh sistemasida. Kelasi uyingizga qo'yasiz. Uyingiz Solar City o'zi. Uni quyosh sistemasi bilan zaryad qiladi. Hamma narsangiz shunga bog'liq, bir tiyin hech kimga pul to'lamaysiz. Qani bizda shuni qiladiganlar qani? Qilish kerak-da bu fanni biz din, ya'ni dinimiz buyuradi. Xayrun nas man yanfa'un nas. Odamlarning yaxshisi odamlarga manfaatliroqi. Foyda yo'q, manfaat berish kerak, qilish kerak bu ishni. Dahriylik, ateistlik o'ziga yarasha kasallik bu. O'zi ateist degani hech bitta xudoga ishonmaydi degani, hech bitta dinga ishonmaydi degani lug'atda. Lekin istilohda hech bitta xudoga ishonmaslik diniga ishonadi u. U ham din o'zi. U hech bitta xudoga ishonmaslik uchun juda katta iymon kerak u. Ya'ni unaqa iymon yo'q. Qana qilib borligini ko'rib turib buni egasi yo'q deydi. Bu biroz sarkazmda. Unaqa iymon bo'lishi mumkin emas. Ularda defekt bor, aql zaifligi bor. Morgan Stein haqida savol berishyapti. Uni ismi Alisher ekanmi? Morgan. Morgan Stein. Hozir bir kaos fikr bildirgan satanist ekan deyapti. Endi qanaqa qilib yutqizdi bilmadim. U mashinani Instagramda o'ynaganda 170 ming dollarlik mashina Mercedes. Berib ketdi u, 250 ming dollarga tushgan dedi. Anaqasini ham to'labdi o'zi, 80 ming dollarcha. Endi uni anaqasini bilmayman, qanday o'ynagan qimor toifa bilmadik, lekin har narsani pul bilan hisoblash to'g'ri emas. Endi u blogerda bir ma'noda, rapper ekan, bir ma'noda bloger. Blogerlar buni orqasidan manfaat ko'zlaydi. Manfaati bor. Juda katta reklama bo'ldi bu. Juda katta reklama bo'lgandan keyin o'shani yo'lini topadi. Lekin pul bilan bir narsani aytib ustidan chiqish bir ma'noda fazilatli ish. Qur'oni Karim nasroniylar haqida va agar ularga qintor miqdorida omonat topshirsangiz, yuaddihi ilayk kelganmidi? Qori bormichimizda? Agar dirham bersangiz, ha? Birinchisi yuaddihi ilayk. Mening ismim Muhammad Intamanxon.
Bir dirham berseniz ham ado qiladiganlari bor, omonatdorlari bor. Omonatdorlik faqat islom ummatining o'zi kashf qilgan narsa emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Mana shu ham noto'g'ri tushuncha. İslam kelganda hamma narsani supurib sidirib tashab yangi bitta tushuncha olib kelmagan. İslam kelganda voqealik vaziyatdagi hodisalarni hammasini e'tiborga olgan, o'sha e'tiborga olib to'g'risini davom ettirgan, noto'g'risini isloq qilgan, isloq bo'lmaydiganini man qilgan. To'g'rimi? Payg'ambar alayhi salatu vasallam kelganlarida uzun kiyimni Rasululloh ham kiyardilar, Abu Jahl ham kiyardi. Abu Lahabning soqoli uzun edi, Hazrati Umarning soqoli ham uzun edi. Bir xil edi. Ubay ibn Ka'bning sallasi Abdullah ibn Ubay ibn Salulda ham bor edi. Bular o'sha urfdagi vaziyatni e'tiborga olish edi. Olish bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hamma narsani yig'ishtirib tashaganlari yo'q. Voqea hodisalarga qarab sobitini sobit, sobitmasini soqit qildilar. Masalan, Xandaq g'azotida, Xandaqda nima bo'ldi? Maslahat qildilar, juda katta ahzob kelyapti. To'sishni nima qilamiz deganlarida hamma har xil maslahat berdi. Salmon Forsiy aytdilarki, bizda dedilar, Xandaq qazalardi dedilar. Nima degani? Forslar, majusiylarning taktikasini aytyaptilar. Payg'ambar alayhissalom uni nima qildilar? Qabul qildilar. Xandaq qazimiz dedilar. Nima bo'ldi? Majusiyga ergashgan bo'lmaydilar. Balki uning madaniyatidagi vaziyatni olib, insoniy manfaatga ishlatdilar. Rimliklardan maktub kelsa, maktubda muhr bo'lardi. Muhrni ko'rardilar-da, keyin Hazrat Umarga bo'lsalar kerak, bitta uzuk yasattirdi dedilar. Uzuk yasab, o'sha uzukka muhr qilib, o'sha muhrni keyin bosadigan bo'ldilar. Bu taktikani, bu uslubiyatni Rumdan aldılar. Yok demediler, taşavarganları yok. Medine-i Munavvara'ya gelgenleri de hurmanı çengelet etkilerini kurdular. Şimdi de bola uğradı dediler, bu mede. Kingi ne dediler? Benden din meselesi de alınlar, özgürler bilgen işlerini kılavurlar, dünya meselesi de dediler. Uşan isimleri bunu etrafı kılınladı. Yani İslam. Bütün başlığı bir binanı ahirete yetkazış için kegen. Bina var idi. Hayat devam ediyordu. Hud düşün yokşap, omonatdorlik başka din vakilleri diyen var. Lekin o bizni aldab koymazlık gerek. Mana şunaqa vaziyatlarda, mesela satanist buluşu mümkün. Yoki başka siyasi maksatlı adamlar buluşu mümkün. Bir narsani berib, uni evaziga milletke hayillik, yoki shunga o'xshagan narsalar talab qilish ehtimoli yo'q emas. Men aynan Morgenstein aytmayapman, umuman. Har bir narsani mablag'iga, pulga taqamaslik kerak. Unga bog'lamaslik kerak. Juda katta pul, 250 ming dollar. Qancha degani? 2,5 milliard so'm degan. 2,5 milliard katta pul. Yaxshilikka ishlatsin. Lekin qimordan bo'lsa, u endi shar'iy masalasi bor, bilmayman unisini. So'raydi mu odamlar yo'q, bilmaymiz. Lekin islom ummati bugungi kunda, hozirgi kunda ketmon bilan og'ir mehnat bilan topa olmagan pulni blogerlar bitta o'tirib topib qo'yibdi-da. U maydon ham bo'sh. O'sha maydonga ham eng kerakli bo'lgan bugun odamlarga motivatsiya beradigan, odamlarni uyg'otadigan, ko'p manfaatli ishlarga yo'naltiradigan mavzularga odamlarimiz chiqish kerak. Lekin yana bitta gap, o'sha bizni atrofimizda bizni domla ustoz deb yurgan bolalar qimorga aralashib yuribdi ekan. Biz ularni bizni ustoz degani bilan ularni qilib yurgan ishiga javobgar emasmiz. Qimor harom. Lotereya harom. Setevi marketing joiz emas. Bunga o'xshagan ishga aralashib yurgan odamlarga bizni mutlaqo aloqamiz yo'q. Gapimizni olsa, alhamdulillah, olmasa Allohu akbar deb yo'lda davom etayotgan odamlarmiz. Xo'p. Nima zabur masab to'g'risida tushuncha bersangiz. Nima haqida? Zabur masab so'zi ko'p keladi. Zarbul masal.
Hop. Zarbul masal Arapça özü. Kur'an-ı Kerim de aytadı a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Daraballahu meselen lillezine amenu mra'ate Nuhi ve mra'ate Firavun. İmanlılarga ikkalasini. Doğru şuna kapadı? Daraballahu meselen lillezine amenu mra'ate Firavun. Kânetâ tahta abdeyni min ibadina salihayn. فخانتهما يا برنسيب هناك هيك ها ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وش ضرب الله مثل ضرب كلمه اوزو urdu degani ha bitta ma'nosi u urdi keltirdi ma'nosi ham bor bir qancha 70 ga yaqin ma'nosi bor darabani daraba masal bilan kelsa bir masal misol sizlarga zarbul masal qilyapti zarbul masal arab so'zi misol keltirdi Allah Teala zarbul masal keltirişlikten keyingi ümmetke ibret manasını keltiradi. Bir insan mumun buluşu mümkün. Mumun. Onu kol astıda buptırıp ayalı kafirı buluşu mümkün eken. Bupkalışı mümkün eken. Şer'en misal üçün bugünkü kündeki fikhimizge kure ahli kitab bu mese başka kafirler caizmez. Lekin bundan Salih insanın ayalı talih buluş, talihe buluşluğu. Salihe ayalının iri talihe, zalime buluşluğu mümkün eken. Bunusu kuprağı, lakin kol astıda giden erkek cevapgar o. Kupinçe irige tane kılışadı. Koldan kegen ıslahatı kigen buluşu mümkün. Koldan kegen içe unge nasihat kigen buluşu mümkün. Lakin tagi buzuk buzu iman masalası Yoki axloq, diyonat masalasi Alloh beradigan narsa. Ya'ni yana Alloh taolo aytadiki, "Vala tadribu lillahi al-amsal" deydi. Alloh taologa zarbul masal qilmalaring deydi. Ba'zi masalalar bor, zarbul masal qilishlik joiz emas. Masalan, Allohning asmoi sifatlarini zarbul masal qilib bo'lmaydi. Bir narsa o'xshatib bo'lmaydi-da. Nimaga? Laysa kamithlihi Şeyun ve huve semiyul alim. Semiyul basir. Allah Ta'ala eşituvçu ve kuruvçu zattır. Onun misali, zarbul masali yok. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hiçbir nasıl Allah'a tenkil almaydı. Kufu bol almaydı. En ornu kegen peyde zarbul masal muhum boladı. Bazı adamlarga mesela kadarını düşüntürüşlükte kıynelseniz Uşa düşüntürüş meselesindeki vakiyelikteki nertanı düşüntürüp bana şunge okşaydı da bu deyip keltirirler. Mesela ne dedi ki kadarda yazıp koyulgen bulsa oğurluk kıyganıge ceza aladı mı? Deydi. Zarbul mesel. Acayip zarbul mesel var. Ne deyisiz? Cinayet kodiksi de oğurluk kameladı yazıp koyulgen oğurluk yap diyor. Doğru mu? Yazıp koyulgenliği ucun oğurluk mı yaptı o? Uzunu oğru bu geldiği için. Üçlesi cezalanadı. Kadarda yazılan çünkü yoksa gen. Cezalanadı. Bunu ihtiyarı bilen kıladı oğurluğunu bu. Misal Allah Ta'ala'nın bilmige, Allah Ta'ala'nın adaletine bağlı bu. Oğurluk kılıçlığı hakkındaki yazı onu mecburlamaydı. Kuddi cinayet kodüsüdeki yazı oğurluğunu mecburlamaydı. Değil mi? Şimdi yoksa gen misallar keltirledi. Kiin zarbul masalda teşbih Balağutta teşbih degen babbara, teşbihte müşebbeh bih müşebbehten baliğ boladı. Mesela seni deydi yüzün ay yok şeydi deydi. Teşbih. Yani yorqinlikni nurli ekanligini misal qilmoqchi. Lekin nurlilikte ayga yetolmaydi ku. Doğru mu? Müşebbeh bih baliğ baribir. Kattara yani boladı. Bunga o'xshatishlikda. Makka mushriklari riboni shunaqa yo'lga qo'ygandiki, riboni shunaqa yo'lga qo'ygan ediki, uni harom ekanligini aytish ajablantirardi ularni. Buni qayerdan bilamiz? Qur'oni Karimning jumlasidan bilamiz. Nima dedi? Qolu innamal bay'u mithlur riba dedi.
Tashbihda riboga o'xshatdi bayni. Bay pastroq, ribo dedi, o'z yaxshiroq undan demoqchi. Mushabbah bi baligh dedi ular. Bu degani ribo eng ko'p ishlatilayotgan narsa bo'lgan. Alloh taolo ahallallohul bay'a va harrama ar-riba dedi. Tashbihni xatoligini aytdi. Albatta bu kerak va o'rganish kerak bo'lgan fanlardan. Valla bazı yerlere borsak, ben komünistim. Komünistliğimde vaadi veriyorum ama ömrüm ahir geçip ödedi. Lekin dinli tan olamam, İslam'da kadirlerim. O zaman ifade kılamam, deyip koyu oralı ödedi. Özürlüğe tanı kadar masal konuşmuş. Şimdi bu NATO'lu, NATO'lu narsaki kasam içi iş. Tavba talep kıladı, kefaratı var, kefarat verildi. Komünizm yok narsa. Yo'q narsa. Kommunizm odamlarni aldash uchun to'qilgan ideologiya. Ideologiya. Kommunizm o'sha inson evolyutsiyasi natijasida oxiri kommunizmga yetib boradi deb va'da qilishgan. Evolyutsiya nazariyasini bunga argument sifatida qo'yishgan ideologiya. Bu ideologiyada hozir sotsializmga keldik deyishgan. Sotsializmdan keyin kommunizm deyishgan. Biz kapitalizmni bosib o'tdik deyishgan. Kommunizmni da'vosi nima edi? Pul bo'lmaydi degan. Hamma o'zining ehtiyojiga ko'ra narsasidan foydalanadi, hamma narsa tekin bo'ladi deyishgan. Lekin yolg'on edi bu. Yolg'on, xalqni aksariyatini aldab, mablag'ini toshib ketish uchun qilingan ideologiya. Unga qasam ichilmaydi. Qasam ichgan odam tavba qiladi. Kommunizm g'oyasi sotsiolog jamoa tomonidan ishlab chiqilgan. Sotsiologlar var yani cemiyatshunoslik bilan shug'ullanadiganlar. Lenin sotsiolog bo'lgan. Karl Marx sotsiolog, Engels sotsiologlar. Bu sohaning egalari. Shu bilan birga Taqiyiddin Nabahoniy sotsiolog. Taqiyiddin Nabahoniyni xilofat da'vosini 180% kommunizmdan olingan. Kommunizmdan olingan. Oxiri inqilob bo'lsa ham xilofatni o'rnatamiz degan da'vo shu. Xilofat degan kalimani o'rniga kommunizm, xalifa degan kalimani o'rniga kommunistni almashtirishgan bo'ldi. O'shalardan olgan. Ideologiya o'shalarniki, ideologiya. Bu yoqdagi shar'iy asoslar, oldi berdilar. Bular shariatga ko'ra ketavergan. Chunki Azharda ozgina o'qigan odam u. Taqiyiddin Nabahoniy. Namanganda bo'lsa kerak, yo Andijonda bir Qiz bu tahrir bo'yicha biroz saviyasi bor bola bo'lgan ekan. O'sha bahsda gapirib qoldi menga. Islom dini inqilob dini dedi menga. Kitob sunnatdan gaplashaymiz dedik, gaplashaylik dedim-da, doim shunaqa deymiz-ku. Islom inqilob dini dedi. Islom faqat inqilob bilan xilofatni o'rnatamiz biz dedi. Qur'onda bormi shu gap desam, men Qur'on bilmayman dedi. Sunnatda bormi desam, yo uni ham bilmayman dedi. Men bilganimcha yo bunaqa gap dedim. Salafda ham bu gap yo dedim. Qaytanga xalq inqilobga harakat qilsa, uni shariat xavorij bog'i deydi dedim. Bu tinch yo'lni buzib janjal qilish millatni parokanda qiladi. Lekin men bu gapni bir joydan taniyapman dedim. Bu gap bor dedim. İslam'ın o'rniga boshqa narsa bor dedim. Kim aytgan bilasizmi dedim? Kim aytgan? Karl Marx aytgan dedim. Kapitalda shu gap bor dedim. Millatlarni ya'ni iqtidorga erishish uchun eng qulay, eng samarali yo'l inqilob. Davlat to'ntarishi. Ko'ryapsizmi dedim? Kitobi sunnatga ergashyapsan deb sizni Karl Marxga ergashtirishyapti dedim. Rostam qaraqa shu rost dedim qidirib ko'ringdim. Inqilob asosiy. Lenin nima bilan keldi? Inqilob bilan keldi. SSR inqilob bilan qurilgan. Kommunizm shunaqa tagi bo'sh odamlarni aldash uchun. Boylardan olamiz, kambag'allarga beramiz degan Lenin. Boylardan olish vazifasini bajargan, kambag'allarga berish vazifasi qolib ketdi. Bermagan.
Çünkü kambag'al degan status o'zi birinchi o'sha uydan qillama uyi bor, 10 ta qo'yi bor odam boy deyilgan bo'lsa, keyin bir etaj uyi bor odam ham boy deyildi. Keyin bir dona uyda sigir bo'lsa ham boy deyildi-da, hammasini supurib olishdi o'rtaga. Ular noto'g'ri. Noto'g'riligini tarix isbotladi. Kommunizm 15 ga yaqin 15 ta davlatni cho'ktirdi. Hozir bizdagi qiyinchiliklar bor, hammasi kommunizmning asorati. Ya'ni o'sha ideologiyaning, SSRning asorati. SSR bizni bosib olishidan davrlarida Yaponiya bizdan kuchli emas edi. Texnik taraqqiyot bo'lsin, ijtimoiy masalalar bo'lsin, fan biror tarzda ustun emas edi. Yana orada bir ularga nima tushdi? Xirosimada bomba portladi. Tamomiy iqtisodiy inqirozga uchrab dabdarasi chiqib ketdi. Tabiiy boyligi yo'q Yaponiyani. Tog'dan iborat, toshdan iborat. Hozir dunyoda birinchi plandagi davlat, ya'ni eng sifatli davlat, eng kadr sifatli davlat Yaponiya. SSRni qaramog'ida qoldik biz. Yaponiya SSR qaramog'ida emas edi. O ilm-fan bilan yetdi bizning bu ahvolga keltirishdi. O'zimizni tabiiy boyliklarimizni o'zimizga yetkaza olmay turibmiz hozir. Kommunizm mana shunaqangi rasvo ideologiya edi. O'zi asli manqurtlashtirish siyosati edi. Chingiz Aytmatovning o'sha manqurt haqidagi asrga tatigulik kimmidi? Asari aynan shu asarga yozilgan. Aynan shu SSRga atab yozilgan. Manqurtlik. Manqurtlik sistemasi o'sha Dahriy ateizm tushunchasidagi qolib ketgan bolalar shu manqurtlikni bugungi kundagi namoyandalari. Lekin undan qo'rqmayman men. Masalan, hozir tashvish qilmayman. Ateistlarni ishi uzoq emas. Hozir X avlod chiqdi. X avlod. Nima degani u? Kimligi noma'lum. TikTokni ko'ryapsizlarmi? TikTokda bolalarni ahvolini ko'rsangiz aytilmagan gap qolmadi TikTokda. Zabitimizga yig'ishtirdi-ku. Hamma narsani gapirib yotishibdi. Hamma narsani. X avlod nimaligini bilmaysiz. Qayoqqa qarab ketayotganini bilmaysiz. Nimalarga yetib borishini bilmaysiz. Shu podpishchik yig'ish, atrofiga odam to'plash uchun nima sharmandalik bo'lsa qilib yotishibdi. Ochiq oydin +21, +18 anekdotlarni aytib chiqayotgan qizlar. Ochiq oydin. Hali ko'rsatuvda ham o'zidan chiqdi-ku. Men chiqqaningga ham pushaymon qildim. Tushunmaydi gapni. Umuman format yo'q. Tushunmaydi gapni, tushunmaydi unaqa. Bo'ldi, oldiga maqsad qo'yib olgan podpischik. U 10 ta 4 ta bolani ko'rsatdi. 4 ta yosh bolalar bitta keeping house qilib olishgan, ya'ni yashaydigan uy qilib olishgan. Uyda yemoq, ichmoq o'shatda birga yashashyapti. Yigit qizlar aralash yashayotgan uylar bor ekan. TikTokerlar. Nima ish bo'lyapti o'tda, nima qilishyapti? Ikkita begona erkak ayol bir uyda qolib ketsa, uchinchisi shayton. Manaman degan odam o'tda o'zini ushlab qolishligi qiyin masala. Ya'ni xilvati sahifa bo'lgandan keyin, yo'q, bu biz bu ishni qilmadik degan gap oqlamaydi odamni. Xilvat sahifa u harom ish. Mana shu narsalar bo'lyapti hozir. Bu xatarli. Buni nomi X avlod deyapman men. Noma'lum avlod degani. Umumiy ma'noda globalistlar planidagi odamlar bular. Butun dunyoni bitta qozonga tashab qaynatish. O'sha qozondagi odamlar. Ayol kishini asli erkak chiroylimi, ayol chiroylimi degan tortishuv bor, bahs bor. Dalillarga qarasangiz, ayol chiroyli chiqadi ba'zi o'rinda, ba'zi o'rinda erkak chiroyli chiqadi. Yusuf alayhissalotu vasallamning husni juda ham chiroyli bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning husni Yusuf alayhissalomdan chiroyli bo'lgan. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin ayolning chiroyliligi ham o'ziga yarasha. Nimaga ayolning chiroyliligi tosh bosadi? Desa, ayolning hayosi ko'proq bo'ladi. Ayolning hayosi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun odatda sovchi erkak bo'ladi.
ayol sovchi bo'lsa, hayo qiladi biradi. Ya'ni odamlar ham gapiradi unga. Endi Pius 18 anekdot aytayotgan ayol buni ayta oladigan darajada jur'atni qayerdan topyapti? Hayosizligidan topyapti. Hayo yo'q. Hayoning yo'qolishligiga eng katta omil nima desa, zino degan ulamolar. Ayol zino qilsa hayosi qolmaydi. O'shaning uchun zinokor fohisha ayollarni ko'rsangiz, betga chopar bo'ladi. Shart, chart uzib, sozib mana shu erkakni qochiradi-da, ayolni shunaqa behayosi yomon bo'ladi. 10 ta hayo bo'ladi. Undan 9 ayolda, biri erkakda bo'ladi. 3tasi 3ta sabab bilan ketadi ayollar. Balog'atga yetganda, turmush qurganda, farzand ko'rganda ketadi 3tasi. Qolgan 6tasi ayolning ziynati bo'lib qoladi. Kampir bo'lib, keksayib qolsa ham chiroyli ko'rinadigan kampirlar bor, ya'ni hayosi chiroyli ko'rinadi. Nuroniy kampir deydi. O'sha 6ta hayosini olib yurgan. Lekin zino qilsa bitta ham hayo qolmaydi. Men bundan tashvish qilyapman. O kommunizm, ateizm, o oyog'imiz joyida qolib ketadigan narsa. Avlod, yangi avlodning tiktokerlari, sharmanda odamlar. O'sha ko'rsatuvda birinchi boshida, men hammasini ko'rmadim ko'rsatuvni. Boshida haligi bola birinchi kirgan bola. Nima uchun bu ishni qilyapsan desa, pul uchun dedi. Ozgina o'tgandan keyin ham menga ham chaqirib qoldi. Hamma dedi, pul uchun qiladi dedi. Boshida. Men aytdim, hamma narsani pul hal qiladi degan odam pul uchun hamma narsani qiladi. Shunaqa dedim. Noto'g'ri. Bu gap keyin tushungandan keyin oxiriga borganda men u gapni gapirmadim-da turganmi? O'sha suhbatni o'zida hali yarim soat o'tmasdan. Men pul uchun deganim yo'q dedi. Shunaqa makkor, shunaqa betarbiya, bemaqsad shu atrofiga podpishchik yig'sa bo'ldi. Bu xavotirlik. Buni imomlarimizga ham katta mas'uliyat yuklanadi. O'sha katta platforma hozir. 1 minutlik videolar. Juda katta platforma. Hamma o'tiribdi o'shanda. Yoshu qari. Kirib qolsa bo'ldi, lekin o'shani ilmiy suhbatlar bilan, ibratli narsalar bilan, ko'p yaxshi narsalar bilan to'ldirish kerak. To'ldirish kerak. Har bittamiz imom nima degani o'zi oldinda deganida. Oldinda bo'lishimiz kerak. Hamma sohada oldinda turishimiz kerak. Chunki qavm bizni orqamizdan ergashadi. Alloh o'zi xayrli qilsin. Yana nima savol? Davlat birjalarida tovarlar olib turib, hali pul berish kerak bo'ladi-yu, bu muddat bo'lmasdan turib, shu turib sotardi ko'pincha. Ana shuni joyida ishlasa bo'laradimi? Birja masalasi juda ham keng masala. Savdo Alloh taolo halol qilgan savdo yo'li bilan bo'lsa joiz. Lekin g'ash bo'lsa, g'arar bo'lsa, najish bo'lsa, ya'ni naqd oldi berdi qilinishi kerak bo'lgan narsalar nasiya bo'lsa, va ribo aralashsa, hali mulk qabz qilmasdan turib sotish aralashsa, bunga o'xshagan masalalar joiz emas. Bular hammasi umumiy qoidalar. Endi birjadagi har bir savdoni holatini shu qoidalarga tushirish kerak. Tushsa joiz, tushmasa joiz emas. Endi hozir anaqa chiqyapti Forex. U ham birja, dunyo birjasi. Shuni halol sanab gruppa qilib bir kimdir shunaqa narsalarni qilyotgan ekan, men gapirdim. Noto'g'riligini. Keyin uni egasi yugurib qidirib topib keldi meni. Shariat bo'yicha isbotlayman dedi. Bo'pti, o'tir dedim. O'tirdik, gaplashdik, yarim soatcha, bir soatcha. Shariatdan mutlaqo bilmaydi. Ular halol deganda foydani tushunadi. Ziyonni harom deb o'ylaydi. Ya'ni arifmetik hisob ularniki. Isbotlab berdim, shariat bo'yicha joiz emas bu. Forexga butun dunyo ulamolari joiz emas degan. Forex birjalaridagi tilla oldi sotdilarni qilish. Tan olgandek bo'ldi oldimizda, bo'pti men o'rganib kelaman deb ketdi. Shu bilan yo'q, yana davom ettiryapti.
Başkalarını ilintirip yürüdü. Birce meselesi biraz muamma olarak. Bitcoin'e mi caiz mi? Bitcoin'e cevapgar yok. Bitcoin'in historiyası var. Kim cevapgar yok. Bilesse Bitcoin'in historiyasını böyle gene. 2008 yılda troll profil orkali aktivizasyon kılınken nasıl o? Japonyalik kimdir degen profil? Aktivizasyon kılınken 2008'de. 2018'de bu juda katta yani meydana çıkıp gitti. 2008'den 2018 geçe Çorna Rinik'te yürüyen bu. Karabazarı pulu bugün. Yani internette hadi korup durgen sahifemiz birinci sahifede. Bu sahifenin arkası da 8'te sahife var. Mesela VPN bilen açılmaya digen sahifeleri kiraz. İkinci sahife o. Ondan ki yine üçüncü sahife var. Ucayda narka trafik, fahşa adam aldı savdaları buladı. Törtüncü sahifede siyasi elitelerine her kıl fikirleri yürüdü. Beşte yana nemedir? Meşte kanarsa. Bitcoin uşa üçüncü, törtüncü sahifede işi bugün. Doğrudan hiç kim koramaydı. Lekin rakamlı puldu o. Kripto valyuta deydi onu. Bu pulla aklaş için işletilgen. Mesela deyelik siz 1 milyon dolarlık pulu izi Uzbekistan'daki pulu. Avrupa'ya çıkıp gitmek için. Nima qilishgan? Bitcoin orqali Bitcoin sotib olasiz. Bitcoin sotib olsangiz sizga kod beradi, kod. Bitcoinning kodi bor. U kodni olasiz. Hech kim uni sizning cho'ntagingizda bu nima demaydi. Italiyaga borasiz, Bitcoinni sotasiz, 1 million dollar qo'lingizda turibdi. Pul bir joydan ikki joyga ketib chiqib ketdi. Mafiyalar oldi sotdilar, odam oldi sotdilar, qurol oldi sotdilar, mana shundan qilingan. Keyin İtalya mafiyası kolga düşüp kaladı. 2018-2017 2017'nin ahırı kolga düştü. İtalya mafiyası. Kolga düşken de karası Bitcoin. Şimdi bunu legallaştıraylık deyip taklif kılıçtı. Lekin hala legallaşkanı yok. Hazır no legal bu turuttu. Hiçbir de bank yok ki bank bunu almaydı o zaman. Hiçbir de taşkilat bunu o zaman masuliyet sıfatı almaydı. Hazır Amazon dünya bu için en katta bazar o. Eğer Amazon Bitcoin'ni o'ziga pul sifatida kabul kılsa, dünyada hamma qog'oz pul kuyadi. Kuyadi. 1998 yılda The Economist degan gazeta var Amerika'da. Bütün anaqa ekonomika tarixini ko'rsatadigan narsa. Shu Google'ga yozsangiz chiqadi. The Economist with Bitcoin deb yozsangiz chiqadi. 1998 yılda Bitcoin'ni belgisini gazetaga chop qilishgan. Chop qilib yoniga yozgan kelajak puli deb. Kelajak puli tayyor turing degan. Burgut rasmi turibdi, tagida qog'oz pullar yoniyapti. Yana 20 yil deganmi? Ha. 20 yılda biz meydana çıkamız degan manada işaret qilgan. 2018'de keyin paydo bo'ldi bu. Kimligini hozircha bilishmaydi. Tahminlar bor. Rothschild oilasini ishi deyishadi. Katta oila, Rockefeller bilan Rothschild oilasining o'rtasida farq bor. Rockefeller yaqinda o'tdi bittasi bilasizlar-a. Bu Rothschild oilasi Angliyani anaqalaridan. Oilalaridan katta oila. Va bu Bitcoin rejasi bor. 21 million dona chiqarish rejasi bor. Ya'ni sinirlik chegarasi bor. Undan ortiq bo'lmaydi. 21 million dona bo'ladi. Dunyo bo'yicha kompyuter orqali nazorat qilinadi hammasi. Sizning qo'lingizda qancha Bitcoin turganligini men nazorat ko'ra olaman. Sotaman desangiz oladi, olaman desangiz sotadi. Har bitta Bitcoin birinchi chiqqan paytda arzon bo'lgan, eng qimmat bo'lgan payti 20 ming dollar bo'ldi. 20-21 ming dollar bo'ldi bitta Bitcoin. Rejalari bor, bitta Bitcoin 1 million dollarga chiqadi degan. Ya'ni hali sarafan reklamasi bor. Shar'an joizmi desa ulamolar
bir ittifak bunu caiz demeyebdi hadırgı kunda. Neme geldiyse asası yokun, tegi yokun herse. Kabız yok. Yok. İrtege bittige yok alıp kalsa getirdi. Kuleydi hemen herse. Caizmez. Sohbetimizi şurada yakınlasak. İnşallah peşinden bu kaldı. Kursan bulduk sizler bile görüşüp. Hakkımız gibi dua kutlarsınlar. Yakınlar ki hamdaki salam eytesinler. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve netubu ileyk. Ve ahire davana elhamdülillah. Hayırlı dua kılayım. Hayırlı. Yok yok. Tamam. Ya ya sizler dua kılayım da biz. Tamam. Allahümme alimna ma yenfa'na ve anfa'na bina alamdina. Sabit akhdana ala dinina. Tamam. Siratki Mustafa. Evlerimize Allah'a salamat kıyak. Dinimize harp amur hizmet kıyaklar. Hemiş yardımcıları bugün. Nasru min Allah ve fethim harib. Ve beşir mu'mini kıyamel arzı. Rahmet, teşekkür ederim.